Glütensiz beslenme tuzağına düşmeyin sevgili dostlarım. Geçen hafta bir hasta geldi. Bana dedi ki, hocam dedi, bir dedi kan testi yaptırdım dedi. Acaba ben neden kilo alıyorum diye dedi. Bu dedi bazı gıdalara karşı alerjiyi bulan bir testmiş dedi. Teste çıkan şey de şu oldu dedi. Glütensiz beslenme dediler dedi. Glüten içeren her tür yiyecekten kendimi uzak tuttum dedi. Ve dedi kabızlık yaşadım, karın ağrısı yaşadım, halsizlik yaşadım, yorgunluk yaşadım. Derken kilo da veremedim hocam dedi. Niye böyle oldu anlamadım dedi. Ben de ona dedim ki canım ciğerim bir tanem sen glutensiz beslenme tuzağına düştün dedim. Hiç böyle şey olur mu dedim. Hadi gelin şu glutensiz beslenme ne demek bunun bir üzerinden geçelim sevgili dostlarım. Uyanık olalım bu tür tuzaklara da hiç düşmeyelim. Şimdi bugün gluten aslında buğdayın içerisindeki bir proteindir. Ve bazı insanların vücudu bu proteine karşı alerji oluşturur. Bu tıpta çölyak hastalığı dediğimiz bir tür hastalıktır. Ve genellikle doğumsal olarak başlar. Klinikte kendini gösterme şekli de şöyledir. Doğumdan itibaren başlar ya, genellikle çocukluk yaşta. Bu çocuklar gluten içeren yiyecekler yediği zaman ishal olur, büyüme gelişme geriliği olur. Vitaminler, mineraller yeteri kadar emilmediği için zayıf, büyüyemeyen insanlar şeklinde karşımıza çıkar. Şimdi sevgili dostlarım bu çölyak hastalığıyla ilgili benim de hiç unutamadığım bir vaka olmuştur. Asistanken, dahiliye asistanıyken bir akşam 18 yaşında ama görünüşü 11-12 yaşında olan bir genç kız çok abondan mide kanaması size gelmişti. Ve o kadar büyük bir kanamaydı ki sanki yemek borusunda varis kanamasına benzer bir kanamaydı. Ve çocuk çok kan kaybetmişti o gece. Ve biz gerçekten kanamayı çok zor kontrol altına almıştık. Sonra hocamız bu neden böyle bir kanama geçirmiş diye araştırmaya başladık. Çünkü 18 yaşındaki bir çocuk için ya da bir genç kız için bu şekilde bir kanama çok muhtaç, çok karşılaştığımız bir kanama şekli değildi. Sonra hocamız bu şekildeki bir kanamanın bu yaştaki bir çocuk için, bir genç için çok abondan bir kanama olduğu ve bu kanamanın nedenini bizim bulmamız gerektiği konusunda bize direktifi vermişti. Ve gerçekten bu genç kızın kanaması sadece K vitamini enjekte ettiğimizde durmuştu. K vitamini eksikliği vardı çocukta. K vitamini biliyorsunuz bugün kanama pıhtılaşmada çok önemli olan bir vitamin. Biz hastadan öyküyü alırken çocukluk yaştan itibaren büyüme gelişme geriliği nedeniyle farklı polikliniklerde hasta takip edilmiş, büyüme gelişme geriliğinin nedeni bulunamamış ama öyküden gördüğümüzde hastanın günde 3-4-5 defa ishal şeklinde dışkılaması olduğunu gördük ve testlerini yaptırdığımızda karşımızda bir çölyak hastası bulduk. Ve bu çölyak hastalığının uzun vadede bu A, D, E, K vitaminlerinin emilmemesine bağlı, K vitamini eksikliğine bağlı. Burada da nonsteroid antiinflamatuar dediğimiz bir tür ağrı kesici ilaçlarının arkasından tetikleyici bir kanama ortaya çıkmıştı. Ve çocuk bu kanamayla çölyak hastalığı teşhisi koyulmuştu. Yani bugün bizim gluten hassasiyeti, çölyak hastalığı dediğimizin en uç boyutu budur. Ama klinikte kendini gösterme şekli de böyledir. Genellikle ishal olur, büyüme gelişme geriliği olur ve bu hastalar zayıf hastalar olur. Çölyak hastalığının teşhisi için kanda farklı antikorlara bakmak gerekir. Gerekirse de endoskopi ile biyopsi alınarak teşhisi koyulacak bir hastalıktır. Öyle kandan alınan şu besine karşı alerjim var diyerek bu kadar basitçe konulacak da bir test değildir. O nedenle bizim biraz bu konuda uyanık olmamız gerekiyor. İkincisi mesela biz gluteni hayatımızdan çok çıkardığımızda karşımıza çeşitli beslenme problemleri çıkıyor. Mesela doymak için daha çok yağlı tohumlar tüketmeye başlıyoruz. Fındık, badem gibi. Bunların da porsiyon kontrolü yapmadığımızda karşımıza kilo artışı olarak geliyor. Aynı zamanda bu gluten içeren yiyecekler yani bulgur, buğday, lif oranında yüksek yiyecekler olduğu için lif azalmasına bağlı kabızlık yaşayabiliyoruz. Yine glutensiz adı altında satılan farklı yiyeceklere karşı daha büyük paralar ödemeye başlıyoruz. Bir de bizim kesemizi zayıflatıyor. O nedenle bize verilen nimetleri eğer sağlığımız yerindeyse sırf kiloluyuz diye yemeği reddetmek çok doğru değil. Yine bu besin alerji testlerinde karşımıza en sık çıkan mayaya karşı bir hassasiyet çıkıyor. Ve insanlar mayalı hiçbir şey yemeyerek zayıflayabiliyorlar. Ekmek yemiyor, peynir yemiyor, işte kek yemiyor, kurabiye yemiyor, içerisine
maya ya da gluten yiyen hiçbir şey yemediği için kısa vadede kilo veriyor. Ama 6 ay sonra evet vücudun alıştı artık yiyebilirsin dendiğinde de kişiler 2-3 kat geri kilo alıyor. Kendinizi bu şekilde kısıtlamalara bence gitmeyin. Sık tekrarlayan ishal ataklarınız yoksa, büyüme gelişme geriliğiniz yoksa, ben de gluten hassasiyeti olabilir şeklinde ne bu testlere bu kadar paralar verin ne de kendinizi bu şekilde bir kısıtlama altına alın diyorum. Yine gluten hassasiyeti olanlarda glutenden kaçmak üzere çok yoğun ağırlıklı protein beslenmeleri görebiliyoruz. Bu tek yönlü protein beslenmelerinde de kemik erimeleri ortaya çıkabiliyor. Çünkü fazla proteinler vücuttan atılırken kemikten kalsiyum çekiyor. Aynı zamanda böbrek nefropatiye neden olabiliyor. Ürik asidi yükseltebiliyor. Kan yağları yükselebiliyor. Yani bir taraftan kaş yaparken öbür taraftan göz çıkarıyoruz. Gerçekten doğru düzgün bir teşhisi olduğu zaman ki bu da toplumda binde 0.1 ile 3 arasında görülen bir hastalıktır. Evet buna göre besleneceğiz ama hiçbir şikayeti olmayan bir insanda da sırf kilosundan dolayı sen de gluten hassasiyeti teşhisini koymak gerçekten doğru değil. Şimdi kilo problemi olduğu zaman hemen bunun bir etiket arıyoruz, bir yaft arıyoruz, mucize diyetlerin peşine düşüyoruz. Aman bende gluten hassasiyeti var, bende maya hassasiyeti var deyip birçok yiyecekten kendimizi uzak tutuyoruz ya da insanlarla birlikte sosyalleşemiyoruz. Her şey kanıta dayalı tıp bilimi dahilinde olmalı. Bunun böyle bir hastalık varsa teşhisi koyulmalı ve bu teşhis doğrultusunda tedavisine devam etmeli. Gastroenteroloji polikliniklerinde genellikle bu hastalığın teşhisi koyulur sevgili dostlarım. Kulaktan dolma yöntemlerle lütfen kendinize etiket oluşturmayınız. Kendinizi hasta ilan etmeyiniz diyorum. Hep sebze, hep sebze, hep salata tarifi. Hadi gelin bugün size bir et tarifi vereyim. Bu da benim kendi mutfağımda da kullandığım, çocuklarım da severek yediği çok sağlıklı, süper bir et tarifi gelsin. Yeteri kadar kırmızı eti de mutfaklarımızda kullanmamız gerekiyor. Çünkü çok iyi bir B12 ve demir kaynağı. Özellikle çocukların büyüme gelişmesi için, hafıza için, konsantrasyon için kırmızı et gerekli. Haftada 2-3 kez gönül rahatlığıyla kırmızı et yiyebilirsiniz. Daha çok kuzu eti yemenizi tavsiye ederim. Ama büyük şehirlerde yaşayanlar nedense kuzu kokuyor deyip daha çok danaya geçiyorlar. Biz bu tarifimizde kuzu etimizi alıyoruz. Yaklaşık yarım kilo kadar kuzu kullanabilirsiniz. 5 kişilik aile için yani adam başı 100 gram düşecek şekilde et kullanabilirsiniz. Etimi tencerenin altına koyuyorum. Şimdi mutfaklarımıza reform yapıyoruz ya, pişirme reformları yapıyoruz. Bir tanesi de eti önden pişirip öldürmüyoruz. Eti mümkün olduğu kadar çiğden kullanıyoruz. Ben çiğden etimi içerisine koydum. İçerisine bir yemek kaşığı kadar domates salçası koyuyorum. Ve etimle birlikte domates salçasını iyice bir karıştırıyorum. Domates salçası ve et birlikteliği müthiş bir lezzet veriyor. Hatta aslında et koyduğunuz yemeklere yağ asla koymayın diyoruz. Ama bu çok yağsız bir et olduğu için eti biraz da, kuzu eti yumuşak oluyor ama, zeytinyağıyla yumuşatıyorum. Bir yemek kaşığı kadar da sadece zeytinyağı koyuyorum buna. Sonuçta 5 kişi yiyeceğiz, yarım kilo eti yiyeceğiz. Bir yemek kaşığı zeytinyağı da adam başı toplasanız bir tatlı kaşığı ancak düşüyor. Bir tatlı kaşığı bile tutmuyor, yarım tatlı kaşığı zeytinyağı düşüyor diyelim. Etimi zeytinyağı ve domatesle güzelce bir olduktan sonra tencerenin altına yerleştiriyorum. Sonra üzerine kat kat sebze koyacağım. Her zaman tek yönlü beslenme yapmıyoruz. Mutlaka yiyecek çeşitliliğini sağlıyoruz. Sebzeler çok iyi birer lif kaynağıdır. Kabızlıktan sizi korurlar. Beslenmenize çok büyük katkılar olur. Etimin üzerine ince ince doğradığım soğanlarımı ekliyorum. Sonra havuç koyuyorum. Birçoğumuz pişmiş havuca karşı ya da havuca karşı ön yargılıyız değil mi? Artık bu ön yargıyı da kaldıralım. Havuç tam bir A vitamini öncüsü. Beta karoten dediğimiz bir madde içeriyor ki biz çocukken annem hep şöyle derdi, kızım havuç ye de gözün daha iyi görsün derdi. Bu cümleyi hatırlıyorsunuz değil mi? Havuçtan da vazgeçmeyelim. Yaklaşık bu yemeğin içerisine ben bir tane doğranmış havuç koydum. İyi bir beta karoten ve A vitamini kaynağı havuç koyuyoruz içerisine. Sonra üzerine patates koyuyorum. Patatesten de korkuyoruz değil mi, şişmanlarız diye. Hayır, hiç korkmayın. Bu da iyi bir potasyum kaynağı, iyi bir nişasta ve glikoz kaynağı. Vücudumuzun şeker ihtiyacını yerine getirecek bir sebze. Patatesimi de üzerine koyuyorum. Ama tabii bu patatesi bir et olduğu için bunun yanına ayrıca pilav yapmayın. Önden çorba içmeyin. Yanına da ekmek koymayın. Bu yemeği
Şimdi size tarifini daha detaylı olarak vereceğim. Yaptıktan sonra yanına bir kase cacık ve büyük bir kase salatayla servis yapın. Pilavı, makarnayı, çorbayı ve ekmeği kesin. Çünkü bunun içerisinde patates var ve piştiği zaman nişasta oranı yükselen havuç var. İçerisine kırmızı biberlerimi de ekliyorum. Közlenmiş kırmızı biber, çiğ kırmızı biber çok seviyorum. En sevdiğimiz programlardan biri olan Beslenme Saati programımızda da sık sık kırmızı biberi göreceksiniz. Bir de üzerine Charleston biber ekliyorum. Şöyle yine sizlere bir göstereyim. Bakın rengarenk 6 et salça, üzeri azıcık zeytinyağı, patates, havuç, kuru soğan, kırmızı biber ve yeşil biberi içerisine koydum. Ve sevgili dostlar, içerisine sarımsak. Sarımsak her yemeğe yakışır, lezzeti arttırır. Böyle 2-3 diş kadar sarımsak koyuyorum. Soğan ve sarımsak, siz de duymuşsunuzdur, doğal antibiyotikler. Bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirirler. Sadece lezzet değil, aynı zamanda da sağlığımıza çok büyük katkıları olur. Tabii elim kokmasın diye şimdi böyle yaptım. Ama siz daha küçük parçalara ayırabilirsiniz. Ve tabii ki ne geliyor ne geliyor? Zencefil geliyor. Zencefili kullanıyor musunuz? Artık kullanmaya başlayın. Çok fazla koymasanız da çaylarınıza koyabilirsiniz. Bitki çaylarınıza koyabilirsiniz. Salatalarınıza koyabilirsiniz. Kanseri karşı bağışıklığı çok kuvvetlendiren baharatlardan bir tanesi. Taze olarak, toz olarak mutlaka ve mutlaka sofralarınızda olsun. Şöyle bir tırnağınız büyüklüğünde zencefili de her yiyeceğinizin içerisine, her yemeğinizin içerisine atmayı artık alışkanlık haline getirin. Gördüğünüz gibi. Ve sonra üzerine biraz sirke ekleyeceğim. Sirkeli, kuru soğanlı, sarımsaklı bir yemek kaşığı kadar sirke ekledim. Çok az da bal koyacağım. Bir tatlı kaşığı kadar. Sirke, bal, salça, zencefil. Nasıl bir yemek olacak merak ediyorsunuz değil mi? Çok lezzetli olacak. Diyeceksiniz ki ah Ayça hocam, ah keşke daha önce bunu bize verseydiniz. Tabii diyet deyince, zayıflama deyince, sağlıklı beslenme deyince hep böyle sevimsiz yemekler aklımıza geliyor değil mi? Artık bunu da yıkıyoruz. Sonra üzerine biraz karabiber atıyorum. Biraz da tuz atıyorum. Efendim üzerine de yaklaşık bir su bardağı kadar suyumu ekliyorum. Düdüklümün ağzını kapatıyorum. Ve düdüklü ocağa giderken ben de sizlere sadece bedenlere, beyinlerimize değil ruhumuza da iyi gelen her sabah Instagram'da sizler için paylaştığım özlü sözlerden bir tanesini daha programımızın sonuna doğru paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Haset edenin huzuru, çabuk darılanın dostluğu ve yalan söyleyenin yiğitliği olmaz diyor Hazreti Ali. Dünyada en huzursuz kişi gönlünde haset ve kin tutandır diyor İmam-ı Şafii. Küsmek ve darılmak için bahaneler aramak yerine sevmek ve sevilmek için çareler arayın diyor Hazreti Mevlana. Bir kez yalan söyleyenler ikincisini de söyleyebilir diyor Henry Fielding. Yani dostlarım Farabi'nin de dediği gibi önce doğruyu bilmek gerekir. Doğru bulunursa yanlış da bilinir ama önce yanlış bilinirse doğruya ulaşılamaz. Bizler dost doğru olalım ve inşallah dost doğru insanlarla birlikte olalım. Şimdilik programımızın sonuna geldik. Glütensiz beslenme tuzağına düşmeyin. Durduk yere kendinize etiketler oluşturmayın. Hastalık oluşturmayın. Bir hastalık varsa gerçekten doktorun teşhis koyduğu bir hastalık olsun ve tedavisi de tıbbi olsun diyerek tariflerimizi verdik, bilgileri paylaştık. Günün sözünü de üzerine ekledik sevgili dostlarım. Şimdilik yine Allah'a ısmarladık diyorum ve tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.